Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bu videomuzda Intel'in Z390 chipsetini kullanan anakartlar arasında hem dünyanın en soğuğu hem de fiyat performans açısından gerçekten değerli bir kart olan Z390 Aorus Master'ı inceliyoruz. Intel'in Z390 chipsetini kullanan üst seviye anakartlardan biri olan Z390 Aorus Master LGA 1151 yuvasına sahip olan 8. nesil ve 9. nesil Intel işlemcilerini destekliyor. Bunun yanı sıra tabii ki Intel'i e, aynı zamanda bizim de incelemesini çektiğimiz, sizlere detaylarını Intel yöneticileriyle beraber anlattığımız Optane teknolojisine de tam manasıyla destek veren kartlardan biri. E, ama tabii ki Intel işlemcilerini kullanıp yani Core i5, Core i7, Core i9 işlemcilerini kullanıp ki bizde de şu an görebileceğiniz gibi biz sistemde şu anda Core i9 9900K kullanıyoruz. Benim test ettiğim sistemde de sadece Intel'i destekli olmasıyla değil sunduğu özelliklerle benim fazlasıyla işime yarayan bir kart oldu. Bunlardan bahsetmek gerekirse ilk başta zaten cihazın tamamı ile bir kalkan gibi görünümü olduğundan bahsetmek gerekiyor çünkü hem önünde hem arkasında kartın korunması ve serin çalışması için oldukça önemli yüzeyler var. Ön tarafta hem ısı borularını, hem ısı plakalarını hem de kanatçıkları görüyoruz ve bu sayede gerçekten çok agresif bir duran bir kart. Ön tarafta M2 yuvalarında da özel soğutma bloğunun ve chipsetin bulunduğu Aorus logosunun altındaki chipsetin bulunduğu yerde de özel soğutma sistemlerinin olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Cihazın arkasında da son dönemde üst seviye kartlarda gördüğümüz koruma plaketi bulunuyor. Ama bu plaketle anakart arasında da özellikle MOSFET'lerin olduğu tarafta ayrıca bir termal kısmın olduğunu, termal pedin olduğunu görüyoruz. Bu da cihazın arka tarafından ısındığında da serin çalışmasını sağlıyor ki gerçekten videonun başında söylediğim gibi yapılan testlerle Z390 anakartları arasında en serin çalışan kart Hemen yanımda bulunan Z390 Aorus Master olduğunu da söylemek istiyorum. Bu soğutma blokları gerçekten o kadar iyi bir şekilde ayarlanmış ki, yani e, cihazı zaten sökülmüş halini de göreceksiniz ekranlarda. Söktükten sonra çok kalın bir yuvanın olduğu ısı borularının direkt olarak mosfetlerin bulunduğu yere temas ettiğini ve bu temas arasında da sadece özel termal petler olduğunu görüyorsunuz ve genel toplamda. Gerçekten serin çalışıp ki e, sistemi biraz önce buraya getirdim. Hani anakarta dokunduğumda çok fazla bir ısı hissetmememe neden oluyor. Arkadaki plakette zaten dediğim gibi sağlamlıkta ekstra bir şekilde katıyor. E, peki serin çalışan bir kart bize ne gibi avantajlar sağlar? Aslına bakarsanız normal kullanımlarda bize çok büyük bir avantajı yok. Sadece cihazın ekstra ısınmasını engelleyerek uzun ömürlülük katıyor. Bu da gerçi önemli bir özellik diyebiliriz. Ama... İşin özellikle e, hız aşırtma, overclock dediğimiz tarafında yani çok daha yüksek performanslı sistemi zorlayan sistemler düşündüğünüzde buradaki tercihiniz bence kesinlikle Z390 Aorus Master olmalı. Çünkü gerçekten en serin çalışan yapısıyla beraber ve aynı zamanda birazdan değineceğim MOSFET'lerin de yani 12 artı 2 MOSFET'ler var üzerinde. Bu MOSFET'ler sayesinde de örneğin Intel 9000, i9-9900K'yı her bir çekirdeğini 5 GHz ve üzeri şekilde çalıştırabilme ve bunu çalıştırırken hala ısı testlerinde de aşırıya kaçmadan sistemin stabil bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor ki cihazın sol üst tarafında bulunan CPU pinlerinin 8 artı 8 olduğunu da görüyorsunuz. 8 artı 8 olmasının avantajı dediğim gibi bu hız aşıtmalarda performans yükseltmelerde gerekecek ekstra gücü işlemciye sağlamak adına ama normal kullanımlarınızda bu pin bölümünün sadece soldaki 8'ini kullanıp stok ayarlarda kullanabilirsiniz. Örneğin ben herhangi bir şekilde sistemde hız aşırtması denemedim. Çünkü bu bizim hem test hem de kendi kullandığım sistem olduğu için. Ve sadece tek 8 pinlik bağlantıyla Komple sisteme güç verip stabil bir şekilde kullanabiliyorum. Bu pinlerin de solid pin dediğimiz yani tamamıyla böyle pürüzsüz bir şekilde özel ayarlandığını da görmekteyiz. Cihazın işlemci bölümünün hem sağ tarafına baktığımızda ise bizi klasik olarak RAM bölümleri yer alıyor. RAM slotları karşılıyor. Şu anda bende bir tanesi dolu ama dördünü de tabii ki doldurup toplu halde kullanabilirsiniz. Buradaki önemli yanlardan biri... Overclockla beraber ki XMP profillerini tabii ki destekliyor. Overclockla beraber 4.400 MHz'in de üzerine çıkabileceğiniz bir hız desteği var. Bunu aynı zamanda koruma kısmında da çok iyi bir şekilde ayarlamışlar. Çünkü üzerinde yer alan bu koruma kısmına Gigabyte tarafı Dual Armor ismini veriyor ve her bir pinin yani her bir soketin tamamıyla metal kaplamayla sarıldığını görebilirsiniz. Bu sayede hem üzerinde yer alan remler çok sağlam bir şekilde kalıyor. Herhangi bir şekilde darbeden vesaire kolay kırılıp kopma yaşamıyor. Aynı zamanda anakartın uzun ömürlüğünü de sağlıyor ki alt tarafta bulunan PCI Express slotlarına da baktığınızda X16 olanlarında da ayrıca doğal armorla kaplandığını görebiliyorsunuz. Zaten bu da bence önemli yanlarından biri çünkü üzerinde 3 adet X16, 3 adet X1 slotları yer alıyor. X16'larda Dual Armor ile beraber sağlam bir biçimde duruyor. Bu da özellikle e, ekran kartlarını bağladığınızda ekran kartının oluşacak ağırlığından ya da işte e, yanlışlıkla taşımadan düşürmeden kaynaklanabilecek sorunda sadece korumasız olan e, PCI Express slotları rahatlıkla anakarttan ayrılıp kırılabiliyorlar. Bunda gerçekten zorlasanız bile sağlam bir şekilde duracak e, Dual Armor teknolojisi mevcut. Bu arada tabii ki PCI Express'ten bahsetmişken çoklu kullanımlarda da X8 ve X4 desteği olduğunu da bahsedelim. X16 slotlarındaki bu bütün Z390 anakartlarda da benzer bir şekilde yer alıyor. E bu bölüme gelmişken tabii ki orada yine koruma kalkanlarıyla sağlanan, korunan ve aynı zamanda ısı konusunda da çok iyi olan M2 slotlarından bahsetmek lazım. Burada 3 adet M2 slotu bulunuyor. Bunlardan ikisi 2210, yani 110 mm uzunluğundaki e, M.2 SSD'leri destekleyebiliyor. Bir adet de en altta bulunan 2280 yani 80 milimetrelik mm'lik M.2 SSD'leri destekleyebilecek bölüm yer alıyor. özellikle 2280 yani o kısa olanlarda şu anda piyasadaki en hızlı ve en güçlü SSD'ler olduğunu söyleyebiliriz. Burada 2280 uzunluğunda yani 2280'i destekleyen M.2 NVMe SSD'lerin 3 adet kullanabilme avantajınız var. Bu da sistemi güçlü olduğu kadar aynı zamanda çok hızlı bir şekilde de çalıştırabilmenizi sağlıyor. E, bu bence önemli. Tabii ki klasik SSD ve hard disk bağlantıları içerisinde de üzerinde 6 adet 6 GB bölü saniye transfer hızını destekleyen SATA portlarımızda mevcut olduğundan bahsetmiş olalım. Yani günümüzde yer alan bütün bağlantı teknolojilerini özellikle e, bu depolama tarafındaki bütün bağlantı teknolojilerini Aorus Z390 Master ile desteklemeniz mümkün. Madem bağlantı tarafından bahsediyoruz, tabii ki üzerindeki USB bağlantılarından da bahsetmek lazım. Çünkü kendi üzerinde yaran IO portlarında çok fazla bir USB desteği var. Toplamda 10 adet USB desteği mevcut. Bunlardan 4'ü USB 2.0 destekli klavye, mouse ve önemsiz bazı bağlantılarınız. Yani yüksek hız gerektirmeyen bağlantılarınızı buradan yapabilirsiniz. Ama bunun yanı sıra 2 adet USB 3.1 Gen 1 adet adette USB 3.1 Gen 2 bağlantıları mevcut. Bu bağlantılardan bir tanesi de Tip C olarak ayarlanmış yani yeni nesli de burada destekleyebiliyor. Bunun yanı sıra bir adet HDMI 1.4 bağlantımız, bir adet RJ45 bağlantımız ki bu Intel'in gigabit destekli. Aynı zamanda 7.1 surround ses sistemini destekleyen altın kaplamalı ses çıkışlarımız mevcut. Dijital çıkış desteği de yer alıyor. Cihazın bu bölümünün üst tarafında da 2 adet e, Wi-Fi çıkışını ve Bluetooth 5.0 destekli anten kablolarını görüyoruz. Bunlar e, yeni nesil Intel'in e, modemiyle beraber bağlantılı bir şekilde geliyor. Ve dilerseniz buradaki modemi de kendiniz o soketten değiştirebilir. İlerleyen dönemlerde örneğin Wi-Fi 6 teknolojisinde kullanmak isterseniz değiştirebilirsiniz. Ama hali hazırda bulunan kendi modemi gerçekten güçlü ve yeterli olduğunu söyleyelim. Meraklıları için de Intel'in 9560 NGW modemi olduğunu da bahsetmiş olalım. Onların üstünde ise Clear CMOS ve güç tuşumuz var. Bu sayede kolaylıkla burada cihaza erişebilmek önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. En azından ön taraftaki güç bağlantınızda herhangi bir sıkıntı olduğunda hemen buradan ya da uzay sistemlerde gücü direkt anakartın kartın portlarında verebilmeniz mümkün olduğunu da söylemek istiyorum. Ayrıca yine buradaki RGB LED aydınlatma ile beraber kendini gösteren ESS'nin Sabre DACı bulunuyor. Bu ses konusunda da Hi-Fi destekli kartlardan biri yani audiophile sınıfındaki insanlar da ekstra ses kartını gerek kalmadan üzerinde yer alan ESS'nin ES 9118 DACı ve Vima ve Nikon konvensatörleri ile beraber gerçekten işleme ve sesi size yansıtmada çok iyi sonuçlar verebiliyor Realtek'in de yeni nesil alc 1220 kode ile de ses size düzgün bir şekilde kodeklenmiş olarak gelebiliyor gerçekten hani eğer özellikle iyi bir ses sisteminiz ya da iyi bir kulaklığınız varsa buradaki bağlantılarda çok ciddi seviyede yüksek desibellerde 125 desibele varan ses çıkışlarını rahatlıkla alabileceğinizi de söylemiş olalım. Ee, soğutma tarafına geri dönecek olursak çünkü anakartın genel özelliklerinden bahsettik. Ee, özellikle böyle bir kartta soğutma sistemini de iyi bir şekilde yapmanız gerekiyorsa 8 adet PWM fan desteğinin olduğunu da söyleyelim ve bu fanların çoğu hibrit. Hibrit demek de normalde biliyorsunuz anakartlarda işte CPU fan için ayrı, pompa için ayrı bağlantılar vardır. Ve bunlara bağlamazsanız hem sistem çalışmaz hem de düzgün bir kontrol yapamazsınız. Bundaki hibrit fan tasarımı sayesinde yani hibrit panellerin bağlantıları sayesinde, pinleri sayesinde cihazın bağlantılarını üzerindeki herhangi bir yere yaparak bir BIOS ya da kendi yazılımı üzerinden gösterip rahatlıkla sisteminizin daha temiz bir görünür şekilde olmasını sağlayabileceğinizi de söylemiş olalım. Genel olarak baktığımızda gerçekten hani üst seviye cihazlar arasında fiyat-performans olarak çok önemli yerde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Intel'in 8. ve 9. nesil i5, i7, i9 işlemcilerini kullanıyorsanız ve özellikle i9 tarafında yüksek performanslı aynı zamanda serin çalışan size bağlantı tarafında en ufak bir eksiklik sağlamayacak bir kart alıyorsanız bence Z390 Aorus Master'ı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Hatta hani açık yüreklilikle bir şey söyleyeyim. Kart bize incelemeye geldikten sonra ben e, Mert'e de ya bir süre daha kalsın benim hali hazırda olan kartımdaki portlar ve performanstan pek memnun değilim. E, bu bizde ne kadar kalırsa iyi olur diye de rica ettim. O da süresini uzatabileceğini söyledi sağolsun. Ben de uzun süreli bir şekilde kullanabilirim. Çünkü ben sistemimi artık sadece e, M.2 SSD ile beraber kullanıyorum. Bana minimum 2 adet gerekiyor. Üçüncüsünü dedilersem bağlayabilme şansına sahibim. Ve M.2 SSD'ler gerçekten çok kolay ısınan e, cihazlar. Bunları soğutma tarafında çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Ve aynı zamanda Arkadaki portları ve dilersem üzerinde bulunan USB bağlantıları ile iki tanesi USB 2.0, bir tanesi USB 3.1 Gen 1, bir tanesi de Type-C destekli Gen 2 genişleme yuvaları da mevcut. Bunları da ön panele sağlayabilirim ve gerçekten kullanım açısından memnun edici bir kart olduğunu da söylemek istiyorum ki son olarak da tabii ki meraklılar için sonuçta bir oyuncu kartı. Burada şu anda tek renk profilinde görüyorsunuz ama hem chipsetin bulunduğu bölümde... Hem bizim ses yongalarımızın bulunduğu bölümde hem de direkt anakartın soğutma bloğu üzerinde yer alan RGB aydınlatmalarla da buradaki sistemi RGB Fusion X0 üzerinden kontrol edebilir. Hem senkronlu hem de dilerseniz ayrı bir şekilde adreslenebilir olarak ayarlayabilirsiniz. Yine tabii ki kendi şeritleriniz varsa hem adreslenebilir hem normal şeritler için de kendi üzerinde bağlantılar mevcut olduğunu söylemiş olalım ve videomuzun sonuna gelelim. Bu videomuzda Z390 Aorus Master'ı incelemiş olduk. Siz de bunun dışında merak ettiğiniz, ekstra sormak istediğiniz ee, sorular varsa yorumlar bölümünden her zaman olduğu gibi bizlere aktarabileceğinizi unutmayın diyelim. Başka bir Arduair Plus videosunda, başka bir incelememizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.